O Yıllar Challenge'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Geçen bölümde düğünün ardından tabii ki yani bizim standartımız cenaze. Olmadı olmadı ama geçen bölümün olan yaptığımız düğünden sonra Meryem'i kaybetmiştik. Yani bu bölümde Meryem'in cenazesi var. Düğünden eve bir geliyorlar ki gördükleri manzara Meryem'i kaybetmişler. Şimdi yani saat geç. Saat 10 civarlarında. Bu saatte şimdi cenaze yapamayacağımıza göre mecburen sabah olmasını bekleyeceğiz. Mehmet annesini kaybettiği için bu arada çok üzgün. Paramız da hiç kalmamış bu arada. 314 mermimiz kalmış. Ama neyse ki bahçeden topladıklarımız maşallah epey iyi para etti. Evet, 5000 üzerinde. Şu havucu da satalım artık. Şu sertifikaları da satalım. Şöyle bir bütçemizi önce bir toparlayalım. Mehmet'te bir şey yok. Burada da bir şey yok. Tamamdır. Şimdi şunu da hemen inventory'e koyalım. Evet, çünkü yarına cenazemiz var. Şimdi Mehmet, şuradaki faturamızı bir ödeyelim. Epey de yüklü miktarda bir faturamız var. Kara kara düşünüyordum ki bunları nasıl ödeyeceğiz diye. Neyse ki bahçedekiler bayağı iyi tutmuşlar yani. Şunu da söndürelim. Gereksizse söndürün. Yani bu burasını zaten böyle kiler gibi yapmıştım. Hani öyle boş bir yer. Çok da ışığın yanmasına gerek yok. Mehmet uyku tutmadı ve burada birazcık marangozluk becerilerini geliştirsin. Çünkü onu marangoz yapmayı düşünüyorum. Böyle köyde marangozluk işleri falan yapsın. Çünkü bir sonraki bölümde muhtemelen Mehmet'i evlendireceğim. Ondan sonra da bizim ev halkı yani Hüsnü ve ailesi şehirdeki evlerine geri dönecekler. Gençler de bu evde tek başına kalacaklar. Evet, şimdi ondan bir saksı gibi bir şey yapmasını istedim. Şu anda Mehmet onu yapıyor. Hem de aynı zamanda birazcık kafası dağılsın. Çünkü yani annesini kaybetti. Onun için hiç kolay olan bir şey değil. Zaten babasını da kaybetmişti ve artık hayatta tek başına kaldı. Kardeşi evlendi. Şu anda Hüsnü'nün ailesi var yani bu evde. Onlar da giderlerse tek başına kalacak. Tek başına kalmasın diye önce onu evlendireceğim ki bu ev kapanmasın. Ondan sonra da yine şehirdeki evimize geri döneceğiz. Şimdi yaptığımız şey nereye kaydoldu onu arıyorum. Çünkü genelde buraya geliyor. Heh, şurada en üstteymiş. Rezalet durumda. Poor diyor. Ama fark etmez bunu kullanacağım. Şunu bahçeye bir götürelim. Bahçede bunu bir şekilde kullanırız. İçine bitki falan ekeriz yani bunu. Tamamdır. Onu buraya koyduk. Kötü olmamış bence ya. Neden pork? Anlamadım ama. Şimdi yarın cenaze var. Bu yüzden sabah erkenden kalktılar. Kızımız evini süpürüyor. Üstüne de hemen şurada inekle falan ilgilensin. Yani konuklar falan gelecekler. Hani baş sağlığına gelecek olanlar olacak. O yüzden şöyle evi bir derleyip toplasınlar. Zarife de kahvaltı hazırlasın herkes için. Aa, bu arada Harvest bayramı diyorum her seferinde. Neyse, benim gözümde Harvest bayramı geldi. O yüzden şu çiçekler yine ortalıklarda çıkmaya başladı ama hiç de yapasım yok. Bir yandan yapsam mı diye düşündüm. Hani çünkü bunlar güzel bitki falan getiriyorlar ama şu anda işimiz başımızdan aşkınken hiç onlarla uğraşamayacağım. Emine büyüdüğü için şu anda bütün kardeşlerine onu ilgilendiriyorum. Zarife'de daha çok evin işte yemeğidir, temizliğidir falan bu tarz işlere baktırıyorum. Şimdi artık evet cenazemizi gömmeye gidelim. Şöyle yapalım bu sefer. Kadınları almayacağım. Sadece erkekler gelsinler. Kadınlar da yemeğe gelirler. Şimdi.
Şunu alalım. Meryem Galip'in eşiydi. Bu tamam burada. Galip'i bulalım ve Galip'in oraya gömelim. Eşleri de şöyle baş uçlarına gömüyorum çünkü. Evet, hemen şimdi onu da şuraya hızlıca bir mezar yapalım. Evet, mezarlığımız artık epey dolmaya başladı. Şu sıraya bakar mısınız? Baya baya mezarlık oldu yani artık burası. Şimdi evet, oğlu Mehmet annesinin başında ağlıyor. Meryem Hüsnü ile Zarife'yi tanıştıran kişi aslında. O yüzden üstünde onların epey emekleri var. Yani Galip Hüsnü'nün düğününü yapmıştı. Şimdi de Hüsnü Galip'in oğlu olan Mehmet'in düğünü yapmadan bu evden ayrılmayacak. Hatta inek falan satmıştı Hüsnü'yü evlendirmek için. Öyle. Şimdi evet, çiçek ekelim. Annesinin mezar için bir çiçek eksin. Şöyle papatya. Normalde ben bunların üzerine hazır çiçekler koyuyordum. Ama böylesi daha çok hoşuma gitti. İşte suluyorlar falan. Geldiklerinde en azından büyüyecek. Bakın şey dedi. Burada bir tanesine daha ektim. Ve şimdi eve geldik. Çünkü şey yapacağız. Mevlüt yapacağız. O yüzden herkesi bir çağıralım. Aa, Murat gelmiş. Zarife'nin erkek kardeşi. Sık sık ziyaretimize geliyor zaten. Hemen şöyle ailenin akrabalarımızı seçelim hızlıca ve onların da hepsini çağıralım. Leyla teyzeyi de çağıralım. O da gelsin. Dünürümüz oluyor neticede. Evet şimdi şöyle çok üzgün. Gerçekten Mehmet çok üzgün. O yüzden şöyle bir teselli etsin onu, bir sarılsın. Mehmet merak etme ben buradayım. Hala ölmedik ya falan demiş. Her zaman senin arkandayım. İnşallah Mehmet evlendirirken de Hüsnü ölmez. Çünkü o da çok yaşlandı. Olmadı küçük bir hile girebilirim. Azıcık ömrünü uzatabilirim şeyin Hüsnü'nün. Şöyle hemen teselli etsin onu. Biliyorum çok üzgünsün ama güçlü durman gerekiyor. Artık bu ev sana emanet kalacak. Yani bu evdeki en büyük sensin benden sonra. O yüzden sen güçlü durmak zorundasın falan diye ona böyle bir amca nasihatı verdi. Zarife ben seni aşçı olarak tuttum. Sen neden uyuyorsun? Tamam kendi evim falan ama kız bir kalk bir yemek yap. Neden yapamıyorsun yemek? Aa, ha, tamam. Anladım. Neden yapamadığını. Sen cücelerden yemek yapamayacaksın. Bir kez daha şöyle bir deneyeyim. Farklı bir şey deneyelim. Şu cücelerden bir kurtulduktan sonra tamamdır. Şimdi hallettik. Şu müziği de kapatalım. Evet, Leyla teyze de gelmiş. Oraya baş köşe oturmuş. Ay bayılırım ben bu kadın. Tipi çok iyi oldu ya. Bence tam bir nine tipi oldu. Evet şöyle. Yemek olarak bir de şey yapalım. Tabii ki helvamızı kavurmazsak olmaz. Party size yaptık. Yani herkes yetecek kadar olsun. Ben bir tane çaydanlık indirmiştim. Hatta aşkın büyüsünde de bunu kullanmıştım. Yine buraya da aynı çaydanlıktan koymak istiyorum. Nerede? Evet şu. Buraya koyalım ama biraz küçülteyim istiyorum bunu ya. Bu tane çok büyük oldu. Hop. Bu çok küçük. Şöyle iyi sanırım. Evet. Aslında bu seri için daha çok bu çaydanlığı indirdim. Böyle birazcık daha nostaljik ve eski duruyor. Şimdi evin kızı da gelsin. Hemen bir çay demlesin. Yemeğin ardından misafirlerimiz çay falan içsinler. Evet, Helena da geldi.
Bizim yabancı gelin. Evet, ailemizde hepsinden var çok şükür. Şimdi evet, o da herkes yemeğini yiyor. Zarif orada helvayı pişiriyor. Ha, evet, şeye bakıyorum ya bir yandan da. Aşağıda göremedim çünkü. Elif'i göremedim. Elif yukarı demiş ve mutlu. Sen neden mutlusun? Hemen seni şöyle üzgün yapmam gerekiyor. Fine da olmaz. Anan ölmüş senin. Senin çok üzülmen lazım. Hemen şunu duygu durumunu bir değiştireceğim. Şuradan reset yapalım. Çok üzgün olsun. Tamam. İşte oldu. Şimdi aşağıda neler oluyor bir de ona bakalım. Evet, şimdi Emine çayları da yapmış. Güzel. Hemen bir bardak alsın kendisine. Şey yapamıyoruz ya, hani böyle herkese ikram edemiyoruz galiba. Evet, herkes çağıralım falan diye düşündüm ama olmadı. Neyse, isteyen gelsin alsın çayın canım. Biz demledik bıraktık şey yapmışlar büyük ihtimal hani bu kendi çay makineleri kahve olarak falan da kullanılan makinelerden meşe etmişler ama çok güzel olmuş bence. Ben çok sevdim bu çaydanlığı. Hiç kimse tabağını kaldırmamış ne hoş. Şimdi herkes gelsin bakalım. Tavuk hazırladık. Herkes bir tavuk yesin. Zille çağırman da bir garip oldu. Şimdi şeyi yapmadı galiba. Helvayı yapmadı. Söyledim ama bak hiç beni dinlemiyor. Bu Zarife bu bölüm beni hiç dinlemedi. Ben şu anda çok sinirlenmeye başladım. Kafasına göre takılıyor ya. Ben diyorum onu yemek yapıp kafasına göre takılıyor. Helva yap dedim onu da yapmamış bak. Ah bu kız. Evet, yine bütün ailemiz, bütün kalabalık bir aradalar. Gelinler, damatlar derken akşam yemeği zaten bir şey bitti, vakti bitti. Yemek vakti bitince hiç kimse kalmıyor. Herkes patır patır gitmeye başladı bak. Ellerindeki yemekleri bile yemeden gittiler. Yeseydiniz yemeğinizi öyle gitseydiniz. Bak hepsini yemekleri yere bıraktılar. Hepsi ziyan bunların. Hepsi. Yazık, günah ya. Şunları hemen yerden toplayıp dolaba koyayım. Kızımız da Emine de bir yandan bulaşıkları topladı. Şöyle işte kız evladı hemen içerisinde topladı, çekip çevirdi falan. Güzel. O yemeği de koyalım. Şunu da çöpe. Evet. Neyse. Helvayı evdekiler yiyecekler. Şimdi Hüsnü ile Mehmet birlikte helva yiyorlar. Şey de geliyor yanlarına. Emine. Emine de. Emine de çok güzel kız oldu. Ha. Böyle tatlı duru bir güzelliği var. Şu anda annesine en büyük destekçi. Çünkü annesinin maşallah art arda çocukları olduğu için boy boy. Annesi bayağı zorlanıyor bu durumda. O da kardeşlerine falan bakıyor. Evet. Bu arada son bebeğimiz İnşallah erkektir. Yani isminden dolayı erkek olduğunu düşünüyorum. Büyüsün bakalım öyle öğreneceğiz. Sürpriz olsun. Evet, öbür yerde bezler, biberonlar falan odanın hali rezillik. Zarife de bayağı aç. Banyo falan yapması gerekiyor. Bu çocuklardan bir türlü fırsat bulamıyordu. Hatta isyanlardı şu anda. Gel bakalım. Ne oldu? Ne istiyorsun? İçerisi kokmuş. Zarife, kurban oldum. Şunları bir temizle ya. Ay bebişimiz büyüyor. Aa harika. Pierce. Pierce büyüdü. Prens diyorum ben ona ama bakalım prens mi çıkacak? Prens'e benziyor bence. Evet, şimdi hemencik şunu bir düzenliyorum. Dıp 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 dıp. Evet. Bebişimiz erkek. Artık soyumuzun devam edeceği kişi o.
Bütün telefonlar çalıyor. Bu hiç hayır alamet değil. Yine birisini kaybettik. Ne oluyor arkadaş? Grimm gene iş başında. Kim öldü? Ben Leyla teyze diye düşündüm ama Leyla teyze değil. Şuradan soy ağacından bakalım. Hayri ölmüş. Ay, Hüsnü'nün ikiz kardeşi Hayriye ölmüş. Evet, Mustafa'nın çocuklarından. Evet, Mustafa burada. Beyce. Ondan sonra Hüsnü. Ve onların kardeşi Hayriye ölmüş. Hayriye'nin de iki tane çocuğu vardı. Bir tanesi askerde. Kız bu durumda evde tek başına kalacak. Buna hiç gönlüm razı olmaz. Bence o kızı da evimize alalım. Evet, burada. Şimdi gece geç saat. Şu anda sabaha karşı 3. Bu saatte gidemeyiz. Birazcık bekleyeceğiz ki sabah olsun diye. Şöyle herkes bir yatsın. Ondan sonra sabah olunca da gideriz. Evet, saat şu anda 5'i geçiyor ve şey yaptık. Şöyle herkes toplansın. Tüm akrabalar. Herkes gitsin. Ya şu anda da Hüsnü çok üzgün. Çünkü onun ikiziydi. Çok erken olduğu için bazıları uyuyor. Gelemeyecekler. Neyse. Gelenlerle gideriz. Zaten sadece Mehmet, Hüsnü ve Zarife geldi. Şimdi Zarife onu birazcık teselli falan etsin. Onunla konuşsun. Ondan sonra Hüsnü gelsin. Bunlar tanışmamış ki. Nasıl tanışmadınız siz ya? İlginç. Neyse, ben seni tanıştırırım. Çok da kaynaştırırım. Hileler sağ olsun. Evet, geldi dayısı. Dayıcığım, kıyamam sana. Çok üzgünüm gerçekten. Ne desem bilemiyorum. Ama ben buradayım, merak etme. Ben senin hep yanında olacağım. Dayıcığım, biliyorum sen de çok üzgünsün ve beni teselli etmeye çalışıyorsun falan dedi ona. Yani merak etme dedi yenge, biz senin hep yanındayız. Ne zaman neye ihtiyacın olursa falan seni asla yalnız bırakmayız. Ondan sonra ne diyelim? Biz onu teselli edemiyoruz. Neden ya? Böyle bazen çıkıyor, güzel oluyor da. Kendi kendine teselli etti. Helal olsun sana be. Şimdi Zarife ile Hüsnü kendi aralarında şey konuşsunlar. Mehmet dedim tanışmamış. Bunlar kimseyle tanışmamış. Neyse Zarife ile Hüsnü kendi aralarında diyor ki bakın bu kız burada yalnız bırakamayız. Tek başına olmaz diyor. Gencecik kız. Onu da eve alalım falan diyor. Zarife dedi ki tabii ki bırakamayız yani. Şimdiye gitsinler ve ona söylesinler. Kızım, bak tatlım, sen burada tek başına olmaz. Sen de bizimle gel. Yani evimiz eski, sizin evinize benzemez. Sizin eviniz büyük ve yeni bir ev. Ama hep birlikte yaşarız falan. Hani burada yalnız bırakamayız seni dedi. O da kabul etti. Böylece dayısının evine taşınacak. Yani hep birlikte yaşayacaklar. Şimdi Hayriye'nin bir tane daha çocuğu vardı Davut diyor ve o askerdeydi. Normalde Kore Savaşı var şu anda. Yani 1950'lerde challenge gereği Kore Savaşı var. Normalde ben bunları Copland ediyordum ama bu sefer farklı bir şey yapacağım. Ve bu savaşta giden ölüyor yani. Bu sefer bir düşman askeri yaptım şöyle. Ondan sonra burada da Davut var. Ben de Extreme Violence vardı, bu katil modu. Biraz daha gerçekçilik katıyorum işin içerisine. Ve Copland'e yedirmektense neden gerçek bir savaş edasını silahlarla falan öldürmeyelim diye düşündüm. Bilmiyorum, biraz vahşice olabilir. Ama bu sefer böyle yapmak istedim. Ama buna güncelleme gelmiş. Bu arada eğer ki bu moda sahipseniz kontrol edin. Çünkü menüyü falan bayağı değiştirmişler. Epey seçenekler koymuşlar.
Bunların hepsi tek seçenek altındaydı ve böyle parçalara ayırmışlar. Mesela silahla öldürmeler falan ayrı. Bunlar kesici aletlerle öldürmeler. Aynen, genelde bıçak falan kullananlar. Sanırım şu. Evet, silahla öldürme burada var. Ne yapalım bakayım, tüfekle mi öldürelim? Evet, hadi bakalım. Öbür tek kurşunlaydı. Makinalı tüfekle öldürecek şimdi. Evet, düşman askeri şu yürüyen arkadaşımız. Bayağı taradı şu anda. Ay bilemiyorum. Gerçekçilik deyince de ben oyun gerçekçi olsun diye Copland'e yedirmektense bu şekilde yaptım. Neyse şimdi şey yapsın. Komutanı da bunu vursun. Hemen onu da Extreme Violence'den yapalım. Resmen Challenge'a yeni boyut kazandırdım. Böyle olsun canım. Neymiş o Copland'e yedirmek falan. Hop, o da onu vurdu. Evet. Epey kanlı bir savaş oldu. Ben bunu neden en başından beri düşünmedim ki? Bence 10 yıllar challenge Türkiye olarak ben yeni bir akım başlatayım. Ve bunun içinde extreme violence mutlaka olsun. Doğru mu telaffuz ediyorum? Çok emin değilim ama. Neyse katil modu diyeyim ben. Evet. Davut da öldü. Yani Beyce için, aman Beyce diyorum ya, Beyhan için gerçekten çok üzücü ve çok zor bir gün. Bir önceki gün annesini kaybetti ve sonrasında da kardeşinin öldüğü, şehit olduğu haberi geliyor eve komutan tarafından. Şunu da inventörden hemen çıkartıp buraya bırakalım. Mezar taşını. Aynen. Evet. Bu bölümde böyleydi. Epey ölüm dolu. Ve kötü haber Beyhan'a ulaştı. Beyhan hamile misin? Saçmalama lütfen. Ağlar mısın şuraya gelip? Sen hamile falan değilsin değil misin? Sevgilin falan var mı? Neyse ben de artık burada sizlere veda edeyim. Ben bir de bu hafta sınav haftasındayım. Şimdi gidip birazcık da ders çalışayım. Bu kadar oyunun, bu kadar ölüm ve yasın üstüne. Gideyim birazcık sınav çalışayım. Evet ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Game's a Day'le kalın.